Merhaba. Devam etmeden önce ekranı biraz temizlemek istiyorum. Bir önceki dersimizde aterosklerozun nasıl ortaya çıktığından söz etmiştik. Bu dersimizde ise bu konuyu incelemeye devam ediyoruz. Olup biten her şey iç katmanda gerçekleşiyordu ve bu şekilde de devam edecek. Makrofajlardan söz ettik. Yağları yiyip bu yağ gölünü oluşturdular. Evet, bir önceki dersimizde burada kalmıştık. Şimdi de devam ediyoruz. Bundan sonraki aşamada şu ana kadar bahsi geçmeyen düz kas hücreleri iç katmana göçerler. Her şeyin iç katmanda olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu arada düz kas hücreleri iç katmana göçerler dediğimde şaka yapmıyordum. Gerçekten de göçerler. Evet, hareket etmeye başlayıp bu alana doğru gelirler. Göç etmeye başlamaları için olması gereken şeyi de şu şekilde anlatayım. Şimdi makrofajları hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki yağ gölünde yatıyorlardı. Bu makrofajlar bir sürü kimyasal salgılayınca düz kas hücreleri de bir şeyler döndüğünü fark edip buraya doğru göç etmeye başlarlar. Burada fibroz bir kapsül oluşmaya başlar. Evet işte bu altıncı aşama oluyor. Hemen not ediyorum. Fibroz kapsül ya da daha açık olması için düz kas hücrelerinin bunun içinde DKH kısaltmasını kullanacağım. Fibroz kapsül oluşturduklarını yazalım. Fibroz kapsülün ne demek olduğunu merak ediyorsanız şimdi hemen çocuk olduğunuzu yani oyun oynadığınız zamanları düşünün. Çok fazla dikkat etmezdiniz ve oyun oynarken düşerdiniz, öyle değil mi? Hatta o kadar çok düşerdiniz ki dizleriniz hep yara bere içinde olurdu. Ben sizi bilmem ama ben aynen böyle bir çocuktum. Annem de bu durumdan son derece şikayetçiydi. Yara olan dizlerim sonrasında kabuk bağlardı. İşte düz kas hücrelerinin oluşturdukları fibroz kapsülü bu yağ gölleri üzerinde oluşan kabuklar gibi düşünün. Yağ gölünü çizmiştim. Buraya gelen düz kas hücreleri bu yağ gölü üzerinde kabuk oluşturmalıyız diye düşünürler. Şurayı yeniden silip neden bahsettiğimi anlamanız için yeni bir çizim yapacağım. Evet, bu gölün zaman içinde büyüdüğünü ve buna benzeyen bir şeye dönüştüğünü düşünelim. Burada biriken LDL miktarı da artıyor. Neden? Çünkü endotel hücreler fonksiyonlarını yerine getiremiyorlardı, hatırladınız mı? Bu yüzden bu yağ gölünün etrafı düzensiz ve garip görünümlü endotel hücrelerle kaplanır. Düz kas hücreleri geldiklerinde ise fibroz bir kapsülle durumu düzeltmeye yardımcı olacaklarını düşünürler. Bunu da farklı bir renkle mesela kırmızıyla göstereyim. Evet. Düz kas hücreleri gelip burayı aynen bir kabuğun yarayı kapladığı gibi kaplarlar ve bu kapsül buraya yerleşerek bu katmanla birleşir. Bunun üzerinde yer yer endotel hücreler var. Ama bu endotel hücrelerin fonksiyonlarını yerine getiremediklerini biliyoruz. Her neyse, burada kabuğa benzeyen bir kapsül oluştu. Bu kapsülün içinde kolajen ve elastin gibi proteinler bulunur. Hemen bunları da not edelim. Fibroz kapsülün içinde kolajen ve elastin gibi proteinler var. Bu proteinlerin hücreleri yerlerinde tutan proteinler olduklarını biliyorsunuz, değil mi? Kemiklerinizin ya da burnunuzun her yerinde bu proteinlerden bulunur. Fibroz kapsül oluştu ve aslına bakarsanız bu üzerinde kapsül olan yağdan başka bir şey değil. Evet. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Üzerinde kapsül olan yağ. Yağ gölü vardı. Üzeri kapsülle kaplandı ve üzeri kapsülle kaplı yağ ortaya çıktı. Son derece mantıklı. Bu kapsül iki şey yapar. Öncelikle çizimde de gördüğünüz gibi bunun damarın içine doğru bir çıkıntı yaptığını fark etmiş olmalısınız. Köşedeki minik çizime geri döneceğim. Burada çok güzel ve daire şeklinde bir damar var. Sonra burada yağ birikmeye başlıyor, bir yağ gölü oluşuyor ve üzeri kapsülle kaplanıyor. Peki bu durumda kan damarına ne olur? Damarın belli bir çapı vardı ve burada böyle bir çıkıntı olunca da çap küçülür. Öyle değil mi? Başka bir deyişle kan damarının daraldığını söylemeye çalışıyorum. Hemen değişiklikleri not edelim. İlk olarak damar daralır. Çapın küçüldüğünü buradaki çizimde de görebilirsiniz. Damar çapının dirençle bağlantılı olduğunu da biliyoruz. Çapın küçülmesi direncin yükselmesi anlamına gelir. Kan akışına karşı olan dirençten bahsediyorum. E, çap derken de buradan buraya olan uzaklıktan bahsediyorum. Biraz enteresan bir değişiklik olsa da değişikliklerden bir diğeri de damar duvarının sertleşmesi. Yedinci aşamaya geldik. Bu aşamada düz kas hücrelerinin Kalsiyum bırakmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Kalsiyum bırakmaktan kastım bu hücreler sanki kemik oluşturuyormuş gibi davranmaya başlayacaklar. Düz kas hücrelerinin kalsiyum bırakmaya başlamalarını tetikleyen şey de buradaki ölü köpük hücrelerdir. Evet. Buraya biraz, buraya biraz, buraya da biraz kalsiyum derken buradaki kısım kireçlenmeye başlar ve bir kemik gibi görünür. Düz kas hücreleri burayı kemikleştirmeye başlar ve ekledikleri kalsiyum kristaller yüzünden de atar damarlar kulağınıza çok kötü gelecek ama kıtır kıtır, çıtır çıtır bir görünüm alırlar. Damarların sertleşmesi uyumluluklarını da azaltır. Kıtır kıtır olan damarlar artık eskisi gibi esnek değillerdir. Bunu uyumluluk yani esneklik azalır diye not ediyorum. Evet, Ortaya çıkan büyük değişiklikler bunlardır. Küçülen çap direnci artırır, esnekliğin ya da uyumluluğun azalması da bu orta, boy ya da büyük damarların kan içlerinden geçerken balon gibi şişememeleri anlamına gelir. Ve bu ikisi de tansiyonu artırır. Hoşçakalın.